deşiniz. Efendim bu birinci dereceden akrabalarınızın bu kadar para ilişkisi içerisine girip bu kadar kamuyla içli dışlı olup bu kadar kaynağı belirsiz paraları aktaracak hale geldiklerinde dünyanın her yerinde bu iş sorgulanır. Siyasi etik gelmiş gereği de açıklama. hukuk gereği de. Gelmiş açıklama mi? gelmiş evet. İki sayfalık bu kadar uzun sürünce tabii toplantı <laughs> bir sayfa <laughs> kesmezdi artık böyle bir uzunluktaki açıklamanın. iki sayfa o zaman, iki sayfalık açıklama sana gelmedi mi Barış'a? Vallahi bakayım. Hadi. Gönderenler de oluyor. Gelmiş, Bakalım. bana da gelmiş. Gelmiş mi? Hı hı. Hadi arkadaşlar bana da atın da ben de bir açıklamaya bir bakayım. O iki, iki ayrı şey var, açıklama var. İki ayrı dosya var. İki ayrı dosya var. Evet. At. Tamam, okuyorum efendim. Geldi. Dur şimdi okuyorum. Ülkemizde insan haklarına dayalı özgürlükçü demokratik bir düzenin tesis edilmesi için altı siyasi parti olarak başlattığımız işbirliği sürecinin 4. zirvesi 29 Mayıs 2020'de gerçekleştirilmiştir. <laughs> Doğrudur efendim. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz bu toplantı vesilesiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ı minnetle anıyor. Bu topraklar için canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bu toplantımızda işbirliğimizin ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefimizin hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulmasına karar verdiğimiz dört komisyonun çalışmaları gözden geçirilmiş. Bu çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Bugün açıkladığımız temel ilkeler ve hedefler metniyle geçiş süreci ve ülke yönetimi konusunda bundan sonraki ortak çalışmalarımıza referans kaynağı olacak bir tutum belgesi ortaya koymuş bulunuyoruz. Demek ki temel ilkeler ve hedefler metni oluşturmuşlar. Evet var, o ayrıca var. Tamam. Bu referans metin aynı zamanda milletimize ve partilerimizin tabanlarına ortak bir taahhüt niteliği taşıyor. Temel ilkeler ve hedefler Seçim Güvenliği Komisyonu seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere dört aşamada yapılacak ortak çalışmaları ele almış ve atılacak adımları planlama aşamasına geçmiştir. Bu çerçevede şu temel hususu kamuoyuna duyurmak isteriz. Altı siyasi parti olarak yol haritamızda belirlediğimiz şekilde seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve işbirliğine devam edeceğiz. Seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar. Ortak çalışmaya ve işbirliğine devam edeceğiz. Vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak. Seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız. Komisyonumuzun bu konuda Yaptığı çalışmalara geldiği aşama, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak demek ki 6 Haziranda böyle bir e, paylaşım olacak komisyonun seçim güvenliği ile ilgili hı hı. E, geldiği aşamayla ilgili. E, Kurumsal reformlar komisyonu kamu maliyesindeki gerçek durumun ve geleceğe yönelik yükümlülüklerin tespitinin yanı sıra stratejik planlama teşkilatının kurulması. TCMB'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve bağımsızlığının teminat altına alınması ve ekonomik ve sosyal konseyin yeniden yapılandırılarak işlevsel hale getirilmesine yönelik ilkesel ve yapısal reformların çerçevesini oluşturmuş bulunmaktadır. Komisyonumuz bu kurumlardaki tahribatı tespit ve bu tahribatın giderilmesi için atılacak kurumsal reform adımları için geliştirdiği somut önerileri 13 Haziran günü kamuoyuyla paylaşacak. Ha, bak bir 6 Haziran'da demek ki bir açıklama bekleyeceğiz. Bir de 13 evet. Haziran'da biri seçim güvenliği konusunda 6 Haziran'daki, diğeri de e, kurumsal reformlar komisyonu. O da 13 Haziran. Anayasal ve yasal reformlar komisyonunun güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde gerekli görülen anayasal ve yasal reformlarla ilgili çalışmaları çerçevesinde anayasanın yasamaya ilişkin 75. ile 91. maddeleri arasında yapılacak değişiklikler değerlendirilmiştir. Komisyonumuz çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürecek. Anayasal düzenleme konusundaki hazırlıklarını önümüzdeki toplantıya kadar tamamlayacaktır. Toplantımızda komisyon çalışmalarını değerlendirmenin yanı sıra gündemdeki siyasi ve ekonomik konular ele alınmıştır. Ekonominin en önemli unsurlarından olan fiyat istikrarı iktidarın akıldan, bilimden ve rasyoneliteden uzak tezleri nedeniyle maalesef ağır bir tahribat almıştır. Ülkemiz dünya enflasyon sıralamasında 6. sıraya yükselmiş, oluşan hayat bağlılığı sosyal istikrarı bozacak düzeye ulaşmıştır. Kur korumalı mevduat sistemiyle 85 milyon vatandaşın kamuya emaneti olan kaynaklar, ülkemizin az sayıdaki varlıklı insanına adaletsiz bir servet transferi şeklinde aktarılmaya başlanmıştır. İktidara acilen kur korumalı mevduat uygulamasına son vermeli, para politikasını normalleştirmelidir. Son dönemde bir taraftan provokatif açıklamalarla, diğer taraftan yanlış uygulamalarla tırmanan göçmenler sorunu da kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Kapsamlı bir göç politikası geliştirilmesi için partilerimiz arasındaki istişarelerin derinleştirilmesi amacıyla bir komisyon kurulması hususunda mutabakata varılmıştır. Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği gerilimli konjonktürde gündeme gelen NATO'nun genişlemesi konusu da ülkemizin stratejik çıkarlarının gerektirdiği çok boyutlu dış politika perspektifinden ele alınmıştır. Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında ortak tavır ve işbirliği konusunda haklı talepleri sadece NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya için değil, hala hazırda üye olan bütün NATO üyeleri ve esasen bütün Birleşmiş Milletler üyeleri için de geçerlidir. Bir taraftan da bu konuda haklı taleplerimiz dile getirilirken, diğer taraftan Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye'nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır. Abi kaç sayfa bu? Son MGK toplantısı sonrasında gündeme gelen muhtemel sınır ötesi operasyon konusu da toplantımızda değerlendirilmiştir. Terörle mücadele ve sınır güvenliği konusunda gerek tedbirlerin alınması ülkemizin hakkı, iktidarınsa sorumluluğudur. <laughs> Ancak milli güvenliği ilgilendiren konular olağanüstü bir sürece girildiği intibaı verilerek önümüzdeki seçim sürecini de etkileyecek şekilde iç siyasette malzeme olarak kullanılmasına karşı ortak bir tavır geliştirme konusunda da kararlıyız. İlgili devlet kurumlarının muhalefet partilerine olası operasyonun gerekçeleri, süresi, kapsamı ve hedefleri konusunda bilgilendirmeleri şarttır. Son olarak çok zor şartlar altında hayat mücadelesi veren milletimize ortak mesajımız şudur. Her gün derinleşen sorunlara son verme hedef ve iradesiyle bir araya gelen liderler olarak iktidarın gündem mühendisliklerini boşa çıkararak ülkemizi bu dar boğazdan kurtaracak milletimizi hak ettiği demokratik ve müreffeh Türkiye hedefine <laughs> ulaştıracağız. Bu birincisi mi abi? Bir de temel, temel ilkeler, ilkeler ve hedefler. hedefler İstiyorsanız i̇şte o madde madde on, ben okuyabilirim ya da siz okuyun. Valla sen oku benim sesim bitti Barış Tamam barışa. ve en nihayetinde diyor ki... En altı... nihayetinde değil mi abi? Baştan sona oku kimse demesin ki bu saate kadar bekledik. Vay efendim özetleyerek okay. verdiler. Tamam peki. Satır satır okuyarak veriyoruz. Tamam. Gecenin iki buçuğu evet. Temel ilkeler ve hedefler. 100 yıl önce mazlum milletlere örnek olmuş bir zaferle kurulan cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak hedefiyle ön koşulsuz olarak bir araya geldik. Ülkemizi insan hakları temelinde ve gerçek manada demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti kılmayı kaçınılmaz bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kendi parti programlarımızdan ve söylem ve hedeflerimizden vazgeçmeksizin karşılıklı güven ve saygıya dayalı fedakarlıklarda bulunarak Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına taşıyacağız. Bu amaçla 6 parti arasında başlamış olan işbirliği sürecinde yer alan bütün partilerin genel başkanları olarak önümüzdeki kritik tarihi süreçte aşağıdaki ilkelere sadık kalacağımızı taahhüt ve ilan ediyoruz. 1. Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistem. Hukuk devletinin yeniden tesisi, siyasetin normalleşmesi ve ekonomimizin tekrar refah üretmesi için gerçek anlamda güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an önce geçilmesi gerektiğini inanıyoruz. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde denge ve denetim mekanizmalarıyla yapılandırıldığı güçlendirilmiş parlamenter sistemi bütün kurumlarıyla hayata geçireceğiz. 2. Özgürlükçü kamu düzeni. Vatanseverliğimizin gereği olarak farklılıklarımıza saygı çerçevesinde geçmişte yaşanmış kırgınlıkların geleceğimizi esir almasına izin vermeyecek, demokratikleşme anlayışıyla ve empati bilinciyle ülkemizin huzurlu geleceğini hep birlikte kuracağız toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütleri dahil her türlü yapılanmaya karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 3. Her tür ayrımcılığa son verecek çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü demokrasi. Demokratik hak ve özgürlüklerin evrensel ilkelerini savunan bizler, insan haklarına dayalı bir siyasal düzenin kurulması gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılığa yol açan her türlü engeli ortadan kaldırarak milletimizin hiçbir ferdinin etnik, mezhebi ve dini kimliği, felsefi ve siyasi görüşü dolayısıyla dışlanmadığı çoğulcu ve katılımcı bir demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz. 4. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü. Temel hak ve özgürlükleri ilişkin anayasal ve yasal güvenceleri temin edeceğiz. Düşünce, ifade ve basın özgürlüklerinin kullanımını engelleyen mevzuatı yeniden düzenleyerek, demokratik toplumun gereklerine uygun olarak bu özgürlüklerin üzerindeki her türlü baskıya son vereceğiz. Basının ve sosyal medyanın demokrasi açısından taşıdığı önemi dikkate alarak, özgür bir şekilde görev yapacağı güvenli, çoğulcu ve elverişli bir ortam sağlayacağız. 5. Din ve vicdan özgürlüğü. Ortak hedefimiz bugüne kadar vatandaşlarımızın elde ettiği insan hakları kazanımlarını daha da ileri götürerek evrensel, evrensel standartları tam anlamıyla ulaştırmaktır. Kimseyi yaşamın hiçbir alanında ayrımcılığa maruz bırakmayacak. Kimseye de özel bir ayrıcalık tanımayacağız. Kamusal ve özel yaşamda herkesin inanç pratiğine saygılı olmayı özgürlükçü laiklik anlayışının zorunlu bir gereği olarak görüyoruz. Bu bağlamda din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki kazanımların koruyucusu ve güvencesi olacağız. 6. Toplumsal barış ve tarafsız bağımsız yargı önünde hesap verirlik. Hiç kimse siyasi tercihleri nedeniyle suçlanmayacak, toplumsal barışımızın revanşist bir tavır ve kolektif suç anlayışı üzerinden zarar görmesine müsaade edilmeyecektir. Demokratik hukuk devleti anlayışı temelinde her kişi ve işlem hukuki denetime tabi tutulacaktır. Ülkenin zenginliklerini kamu kaynaklarının hukuk ve ahlak dışı yol ve yöntemlerle elde edenler ise bağımsız ve tarafsız yargının karşısına çıkartılacaktır. 7. Sosyal devlet ve gelir adaleti. Türkiye'yi anayasamızda yer aldığı şekliyle gerçek ve sosyal bir devlet haline getireceğiz. Sosyal yardım ve güvenlik mekanizmaları bütün dezavantajlı kesimlerin insana yaraşır bir hayat sürmelerini sağlayacağız. Tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Kadınlarımızı toplumsal eşitsizlikten ve şiddetten, çocuklarımızı her türlü istismardan, gençlerimizi ise gelecek kaygısından kurtaracağız. 8. Üretim ve istihdam odaklı ekonomi. Ülkemizi yaşanan ekonomik krizden çıkaracak şekilde makroekonomik dengeleri rasyonel bir yaklaşımla gözeten, sosyal devlet ilkesiyle adil bir gelir dağılımını ön önceleyen, arge ve <laughs> üretim odaklı bir ekonomi politikası benimseyeceğiz ekonomiyle ilgili tüm kurumların etkin biçimde çalışmasını ve kuralların tüm taraflara adil biçimde uygulanmasını sağlayacağız. Hayat pahalılığıyla mücadele eden, üretim ve istihdam odaklı, insan onuruna yaraşır sosyal politikalarla desteklenmiş bir anlayışı hayata geçireceğiz. 9. Lütfen. Bulduysan, siyasi etik reformu, mevcut iktidar koalisyonunun sorumsuzca zaafı uğrattığı devlet yapısını kurumsal kültür, ehliyet ve liyakat temelinde yeniden inşa edeceğiz. Bu geçiş sürecinde devlet sürekliliği ve kamu düzeni zaafa uğratılmayacak. Kaos senaryosu çizenlere asla fırsat verilmeyecektir demokratik meşruiyeti sahip olmayan hiçbir yapının devlet kurumlarını organize bir şekilde kontrol etmesine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın kamu istihdamında görünen ve görünmeyen bir dezavantaj veya avantajla karşılaşmasına engel olacağız. İsrafı ve yolsuzluğu önleyecek, kamuda denetimi şeffaflığı ve hesap verilebilirliği temel alacak siyasi etik reformunu hayata geçireceğiz. Etkin ve itibarlı dış politika 10, ülkemizin çıkarlarını ve itibarını korumak, uluslararası alandaki etkinliğini ve saygınlığını en üst seviyeye çıkarmak ana önceliğimizdir. Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifine odaklanarak çok boyutlu dış politikayla ülkemizin demokratik dünyanın ve uluslararası kurumların saygın bir üyesi olması sağlanacaktır. Tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesine önem verilecektir. <laughs> dış politikamızın ve dış ilişkilerimizin iç siyaseti malzemesi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Güvenliğimiz, sınırlarımızı korumak üzere savunma sanayimiz daha da güçlendirilecek. TSK'nın caydırıcılığı azami seviyeye çıkarılacaktır. Birbirinden farklı siyasi geleneklere sahip partiler olarak bizler Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken ülkemizin daha huzurlu, daha mutlu, daha müreffeh, daha özgür ve daha demokratik olmasını sağlamak üzere işbirliği ve güç birliği yaptık. Bu birlikteliğimizi milletimizin desteğiyle hedeflerimizi gerçekleştirmeye kadar sürdüreceğiz. Ee, i̇ki kısımdan oluşuyor açıklama. Birinci kısmı okuduk. Bu kısım da artık e, liderlerin altına imza attığı temel ilkeler ve hedefler taahhüdü. E, bu şekilde yayınımızın sonuna geldik. Saat 2.35 bilmiyorum kaç kişi şu ana kadar ekran başında kalmıştır. Kaç kişi e, bunu e, şu anda büyük bir dikkatle takip edebilmiştir bu uzun açıklamayı. Ama altılı masaya e, tavsiyemiz şudur. E, şunu anlayışla karşılarız. Yani ele aldığınız konular hakikaten çok yoğun, çok fazla gündem, çok şişkin bir gündem maddesi şeyi bu dosyası. E bu durumda o zaman daha erken buluşabilirsiniz. Böylece çok daha makul bir saatte bu toplantının sonucunu da bizler kamuoyuyla paylaşma fırsatı buluruz. Gecenin iki buçuğunda, gecenin iki buçuğunda şu anda bu bildiri ancak kamuoyuyla paylaştık. Şimdi de bunları yorumlayabilecek bir halimiz kalmadı. Sadece biz kendimiz için demiyoruz. Burada kamera arkasındaki emekçi arkadaşlarımız onlar da sabah erkenden gelip başka görevleri olanlar da var.